sevgili gençlerimiz. Gençlerimizin Ekrem abi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, müthiş enerjisiyle genç ve dinamik başkanımız Ekrem İmamoğlu alanımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz sayın başkanım. Merhaba İstanbul, harika görünüyorsunuz. Geceyi ve geleceği aydınlatan sevgili gençler, hoş geldiniz. Her zamanki gibi enerjiniz muhteşem. Ben bu akşam size baktığımda hemen az önce muhteşem bir zafer kazanan Filenin Sultanları aklıma geldi. Kızların gücü aklıma geldi, kadınların gücü aklıma geldi. Buradan sultanları alkışlayalım mı? Sevgili gençler, Atatürk'ün izinden, yılmadan, yorulmadan yürüyen sevgili İstanbullular, hanımefendiler, beyefendiler, bu toprakların yiğit kadınları, yiğit erkekleri, Cumhuriyet'in sevgili evlatları, Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün ülkemizin kaderini ve inanınız dünya tarihini değiştiren bir zaferin yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk en büyük pay sahibi olduğu bu zafere ne dedi? Anadolu Zaferi. Anadolu Zaferi adını veriyor ve diyor ki Anadolu Zaferi bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar güçlü ve ne kadar zinde bir kuvvet olduğunun en güzel örneğidir. Anadolu Zaferi öyle bir zaferdir. 30 Ağustos 1922'de milletçe benimsediğimiz o güçlü fikir, o büyük hedef özgürlük ve bağımsızlıktı. Tam bağımsızlıktı. Tam bağımsız Türkiye'ydi. Hepimizi birleştiren bu hedefe ulaşmak için milletçe hepimiz 86 milyon insanımızın atası, dedesi, ninesi milletçe ne gerekiyorsa onu yaptık. Kanımızı, canımızı, varımızı, yoğumuzu ortaya koyduk. Ne yaptık? Birbirimizi ayrıştırmadık, ayırmadık. Hepimiz için birlikte, hep birlikte mücadele ettik. Ve başardık, başardık. Başardık ama 30 Ağustos neydi? Yolun sonu değildi. Başlangıcıydı, evet başlangıcıydı. İşte başlangıçlar önemli. Onun için Atatürk bu zafer bize bir imkan veriyor. Biz bu imkanı memleketimizin, milletimizin aydın, mutlu ve rahata erişmiş geleceği için kullanacağız demiştir. 30 Ağustos zaferiyle kazandığımız bu imkanı Cumhuriyeti kurmak için kullandık. Aslında 30 Ağustos Cumhuriyet için yola çıkış anıydı. Savaş meydanlarında siperlerde elde ettiğimiz imkanı çağdaşlaşma ve aydınlanma, pırıl pırıl bir gelecek yolunda dev adımlar atmak için kullandık. Sevgili gençler, 30 Ağustos bizi, hepimizi her türlü baskı ve esaretten kurtardı. O esaretten kurtarıp Cumhuriyet'in eşit,
özgür ve onurlu, onurlu yurttaşları haline getiren mücadelenin en önemli, en kritik adımıdır. Onun için 30 Ağustos'u önemseyin. 30 Ağustos 1922'den bugüne hiçbir güç milletimizin egemenliğine dayalı tam bağımsız bir ülke olmamızı engelleyememiştir. Engelleyemeyecek. Hiç kimse engelleyemeyecek. Hepiniz eşitsiniz. Hepiniz özgürsünüz. Hepiniz bu milletin asil evlatlarısınız. Bunu unutmayın. Ağustos 1922'den bugüne hiçbir güç aynı zamanda kalkınma ve aydınlanma rotamızı geriye çevirememiştir. Bundan sonra da çeviremeyecek. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları, Cumhuriyet'in ilk kuşakları, dedelerimiz, ninelerimiz bize yalnızca bir vatan emanet etmekle kalmadılar. Hepimize aynı zamanda içlerindeki, kalplerindeki, yüreklerindeki o tükenmez umudu, o cesareti, o kararlılığı da emanet ettiler. Bakın sevgili gençler, sevgili gençler, asla ve asla içinizde hiçbir umutsuzluk taşımayın. Asla karamsar olmayacağız. Yılgınlık size yakışır mı? Yılgın bir tane genç var mı içinizde? Pırıl pırıl heyecanlı gençlersiniz. Kendimize güvenmekten, gelecek güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Başka türlüsü kendinize ihanet olur. Başka türlüsü geçmişimize ihanet olur. Onun için doğru bildiğimiz yolda hep birlikte yürürsek, hep birlikte pırıl pırıl aydınlığa koşarsak eninde sonunda mutlaka başarırız. Bize, hepimize bu güveni veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Aziz ruhları şad olsun. Sevgili gençler, 30 Ağustos aynı zamanda bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılındaki 30 Ağustos. Biz Cumhuriyetimizin bir asırlık ömründen ders çıkaran, ders alan ama aynı zamanda cesaretle önüne bakan güçlü bir milletiz. Hele hele bu şehrin, bu ülkenin gençleri tarih yazacaklar, tarih. En çok siz gençlere güveniyoruz. Bu şehrin ve bu ülkenin teminatı siz gençlersiniz. Sevgili gençler, bugün 30 Ağustos'ta buradayız. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunda 100. yılı. Orada da buluşacağız. 29 Ekim'de de buluşacağız. Hep birlikte coşkuyla Cumhuriyetimizi kutlayacağız. Nice yüzyıllara hep birlikte koşacağız. 86 milyonun kardeşliğiyle koşacağız. Hep birlikte coşacağız. Yolumuz açık olsun. 30 Ağustos Anadolu'nun şanlı zaferi, 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun. Kalın sağlıcakla. Buraya su yollayın. Su, gençler susadı.
Bol bol su yollayın buraya. Yukarıya bu taraftan su dağıtın. Gençler susamış. Heyecan